Merhabalar, benim adım Profesör Doktor Cihan Çobanoğlu. Güney Florida Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyorum, Turizm Fakültesi'nde. 71 yılı İstanbul doğumluyum. 94'te Çukurova Üniversitesi, şimdi Mersin Üniversitesi olan Mersin Turizm İşletmeci Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Daha sonra 96 yılında Amerika'ya master ve doktoramı yapmak üzere geldim. Oklahoma State Üniversitesi'nde hem master hem de doktora yaptıktan sonra turizm alanında 2001 yılında University of Delaware adlı bir üniversitede çalışmaya başladım yanında doçent olarak. Daha sonra doçent oldum. Bu arada Türkiye'de Bilkent Üniversitesi'nde 1,5 yıl misafir öğretim üyesi olarak çalıştım. 2010 yılında da Güney Florida Üniversitesi'nde profesör olarak göreve başladım. Bir dönem dekanlık yaptım. Arkasından da hala da şu anda profesör olarak görevime devam etmekteyim. Şimdi bu videoyu yapmamın amacı bana bir hoca olarak Türkiye'ye çok sık gidip geliyorum. Birçok üniversitelerde konferanslar veriyorum, konuşmalar yapıyorum. Öğrenci kardeşlerimle bir araya geliyorum. Hocalarımızla çalışıyoruz. Değişik akademik çalışmalarımız var. Sorulan soru, hocam ben başarılıyım. Notlarım çok iyi. İngilizceyi iyi biliyorum. Amerika'da master yapmak istiyorum. Fakat ailemin durumu buna müsait değil. Nasıl master yapabilirim? Burslu master yapma imkanım var mı? Diye bana birçok soru soruluyor. Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim kısaca. Evet, Amerika'da burslu master yapmak mümkün. Ki ben bunu 1996 yılında ilk Amerika'ya geldiğimde YÖK bursuyla gelmiştim. Ülkemin verdiği. Fakat bu bursu bir dönem sonra kestirdim. Çünkü Amerika'da bir burs almanın imkanı olduğunu gördüm. Hemen başvurdum, kazandım. Ve dolayısıyla memleketimin parasıyla okumak yerine Amerikan Üniversitesi'nin bana verdiği imkanlarla okudum. Hem okul parasını hem de aldığım aylığı Amerika'dan aldım. Şimdi bu konuda neler yapılabilir? Ben bu konuyla ilgili bir slide hazırladım. Onu sizlerle paylaşayım. Burada hemen şöyle. Şimdi sanırım slaydımda gözükmekte. Şöyle ekranda şu şekilde alayım. Evet, Amerika'da burslu master nasıl yapılır? Daha önce söylediğim gibi Güney Florida Üniversitesi'nde yukarıda gördüğünüz profesör çalışıyorum. Aynı zamanda da Kuzey Amerika Uluslararası Eğitimciler Birliği Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorum. Şimdi Amerika'da eğitim çok üst derecede. Dünyanın belki de en iyi eğitim sistemlerinden bir tanesine sahip. Şimdi bu ne demektir? Yani ben bütün herkesi Amerika'da okumaya teşvik etmek istemiyorum. Türkiye'de de çok güzel eğitim kurumlarımız var. Çok güzel üniversitelerimiz var. Ancak bazı konularda Amerika'daki eğitim sistemi diğer dünyanın her yerinden daha fazla, daha iyi, daha gelişmiş olduğu da bir gerçek. Buradan yine Amerika göçmenlere dayalı bir ekonomisi olduğu için, yani Amerika'yı ayakta tutan ya da Amerika'yı Amerika yapan etkenlerin en başında gelen şeyin göçmenler, benim gibi olan göçmenler olduğu düşünüldüğünde eğitim sistemini de bir mıknatıs gibi kullandıklarını söyleyebilirim. Şimdi Amerika'daki eğitim sistemi Türkiye'dekiyle çok benzer ya da dışarıdaki. Türkiye'de şimdi biraz değişti son yıllarda ama Amerika'da 5 yıllık bir ilkokul eğitimi, 3 yıllık bir ortaokul eğitimi, ondan sonra 4 yıllık bir lise eğitimi mevcut. Arkasından 4 yıllık bir lisans eğitimi, 1 ya da 2 yıllık master eğitimi, 3 ya da 5 yıllık da doktora eğitimi, daha sonra doktora sonrası eğitimlerde bulunmaktadır. Bu dünyanın hemen hemen her yerinde buna benzer bir sistem vardır. Şimdi biz master'a yoğunlaşacağız, şuradakine. Değil mi? Şimdi Amerika'da bilmiyorum ama yani duyduğumuz sayılara göre 3000'den 4000'den fazla üniversite var. Dünyanın belki de en fazla üniversitesine sahip olan ülkelerden bir tanesi diyebiliriz. Çin'de de aynı şekilde var. Burada da var. Bunların da tabii işlerinde iyi olanı da var, iyi olmayanı da var. Ticari olanı var, gerçekten iyi amaçlarla kurulmuş olanları da var.
Amerika'daki üniversiteleri ikiye ayırmak mümkün. Bir devlet okulları, bir de özel okullar. Özel okulların içinde de ikiye ayırmak mevcut. Kar amacı gütmeyen okullar, bir de kar amacı güden okullar olmak üzere. Bunları da araştırabilirsiniz. Mesela usnews.com adlı web sitede best colleges dediğinizde bu Amerika'daki her üniversitenin sıralamasını size gösterir. Değişik branşlarda. Mesela inşaat mühendisliği, işletme, fizik, psikoloji gibi. Şimdi Amerika'da master'a kabul almak bir işlevdir. Beş tane ana şeyden oluşur. Ben şimdi sizlere bunları birer birer anlatmak istiyorum. Birincisi TOEFL. TOEFL ne demektir? Test of English as a Foreign Language. Açılımı bu. Yani İngilizce bildiğinizi kanıtlayan bir sınav. Aynı zamanda IELTS diye de bir sınav var. O İngilizlerin yaptığı bir sınav. Bazı Amerikan üniversiteleri IELTS'ı da kabul edebilir ama onların kabul edip etmediğini önceden öğrenmek lazım. Benim tavsiyem Amerika'daki bir burslu master'a başvurmak istiyorsanız muhakkak TOEFL alın. TOEFL'dan alacağınız skor da minimum 80 olmak zorunda. Ama 80 yeterli olmayabilir. Özellikle burslu almak istiyorsanız 100 iyi bir rakamdır. 100'e bunu da almak çok zor değil. Yani hiç İngilizce bilmeden 6 ay içinde ben 100 alan insanları da bildim. Ya da 5 yıl, 4 yıl boyunca İngilizce okuyan Boğaziçi, Bilkent gibi okuldan mezun olup çok güzel İngilizce konuşup da 65-70 alan öğrenci de gördüm. TOEFL İngilizceyi ölçmenin ziyade benim kişisel şahsi görüşüm. Yani bir sınavdır bu. Sınav tekniği vardır. O yüzden hazırlanmak gerekir. Birçok kaynak mevcuttur. Buna hazırlanmanızı öneririm. Özellikle ikinci, üçüncü sınıftan itibaren. İngilizcenizi iyi bir hale getirmeniz lazım. İngilizce biliyorum diyebilmeniz lazım. Ondan sonra ne var? İkinci kısım bu bir. TOEFL bir. İkinci kısım GRE. Graduate Record Examination ya da GMAT. Graduate Management Admission Test diye açılımını yaptığımız. Bunlar da bizim üniversite sınavına benzer sınavlar. Yüksek lisansa öğrenci alırken en fazla kullanılan, objektif olan kriterlerden bir tanesi. TOEFL'ın çok fazla önemi yoktur. Sadece İngilizce bildiğinizi kanıtlar ama GRE ve GMAT sizin zekanızı şey yapar ve master'da başarılı olacağınızı tahmin eden en önemli etkenlerden bir tanesidir. O yüzden yer ikisini de kabul etmez. Genelde mühendislik programları GRE'yi kabul ederken sosyal bilimler ve işletme GMAT'i kabul eder. Gene bunları kontrol etmek gerekmektedir. Web sitelerinde yazar açıkça. Eğer ikisini de kabul eden bir okulsa sizin gitmek istediğiniz hangi sizin kolayınıza geliyorsa bunları alabilirsiniz. Bu iki sınavı da testleri mevcut. Bunları internette bulmanız da mevcut. Aynı zamanda ücretli olarak da ücretsiz olarak da birçok kaynak bulmanız mevcut. Üçüncü kriter. Bakın bir TOEFL, iki GRE, GMAT. Üçüncüsü de sizin not ortalamanız. Lisanstaki not ortalamanız. Minimum 3 olmak durumunda. 4 üzerinden. Yani nedir bu? 80. 100 üzerinden 80'e denk geliyor. Birçok yerde okulda 3 ortalama almak kolay değil. Ama mesela örneğin ben size kendimden bir örnek vereyim. Ben 2,78 ortalamayla master'a kabul almıştım. Bunu da okul üçüncüsü olduğumu, 2,78 ortalamam olduğunu fakat buna rağmen 76-77 falan denk geliyordu herhalde. Buna rağmen ilk üçe girdiğimi ispatlamıştım ve bu onlara yetmişti. Çünkü Amerikalılar çok mantıklı insanlar. Bu şekilde bir argüman yaparsanız ve bunu da açıklarsanız kabul ediyorlar. Dediğim gibi öğrenci kardeşim, özellikle birinci, ikinci sınıftaki arkadaşlarıma söylüyorum. Alacağınız derslerdeki ortalamanın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın. İleride eğer Amerika sizin hayalleriniz arasındaysa özellikle burslu olarak ortalamanızı dikkat edin. Dördüncü TOEFL 1, GRE GMAT 2, ortalama 3. Dördüncü de referans mektupları. Hocalarınızdan alacağınız referans mektubu. Birçok Amerika'daki master programı sizin kabul koşullarınızdan bir tanesi olarak en az 2-3 bazen de 4 hocanızdan referans mektubu ister ya da çalıştığınız yerlerden. O yüzden hocalarınızla ilişkilerinizi iyi tutun. Sizi tanımasını sağlayın. Yani bir rakam olmaktansa hocanız Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma'nın kim olduğunu bilmesi lazım ki zamanı geldiğinde onlardan referans istediğinizde size güzel referans versinler. Beşinci kısım ise önemlidir. Bunların her biri çok önemlidir.
CV'niz, bütün yaptıklarınızı anlatan CV'ler bu. Bir tek okuldan bahsetmiyorum burada. Okul, sosyal sorumluluk projeleri, Erasmus'a gitmişsiniz, onlar iş tecrübesi yapmışsınız, onlar. Bu arada öğrenci kardeşlerime şiddetle tavsiye ediyorum, muhakkak bir iş tecrübesi de olsunlar. En azından yazları. Boş boş oturmak yerine bir mesleğinizle özellikle ilgili olan bir yere en düşük bir iş bile olsa bunları yapmak çok ileride faydasını göreceksiniz. Kişisel mektup. Bu kişisel mektuptan neyi kastediyoruz? Buna Statement of Objectives deniyor. Yani master'la neler yapmak istiyorsunuz? Burada 3 tane şeye ihtiyacınız var. 1. Neredesin? Yani bugüne kadar neler yaptın? Bu mektupta şunları yapmak. İşte ben şu üniversitenin şu bölümüne girdim. Şu anda 3. sınıftayım. Şu dersleri aldım. Derslerimi not ortamları bu derslerimi yanında aynı zamanda mesleğimle ilgili olan şu işleri yaptım, stajlar yaptım, şu sorumluluk projelerine başvurdum. Ve hedefin. Hedefin ne? İlerideki hedefin. İşte doktorayı bitirdikten sonra akademisyen olmak istiyorum ya da uluslararası bir firmada yönetici olmak istiyorum ya da kendi iş yerimi açmak istiyorum gibi hedefleri de söyledikten sonra bugüne kadar neler yaptın, bundan sonra neler yapacaksın ve bu master seni bu bulunduğun yerden, gitmek istediğin yere nasıl taşıyacak, nasıl yardımcı olacak? Yani hedefine nasıl ulaştıracak? Diyeceksiniz ki burada da işte ev ödevi yapmak çok önemli. O üniversitenin, gitmek istediğiniz üniversitenin muhakkak sayfasını, web sitesini ziyaret edin. Neler oluyor, neler bitiyor? Birçok üniversitenin web sitesinde o bölümle ilgili haberler vardır. Hocalarını takip edin. Özellikle birinci, ikinci sınıftaki öğrenci arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Şimdiden daha bu yaşlarda sosyal medyayı aktif olarak kullanın. Gitmek istediğiniz yerleri belirledikten sonra bu insanlarla en az bir yıl öncesinden iletişimde olun. Ne demek bu? Yani mesela diyelim ki siz fizik alanında master yapmak istiyorsunuz ve 3-4 tane üniversite belirlediniz. Buradaki sizin çalışmak istediğiniz alanla ilgili hocaları belirledikten sonra bunların sosyal medya hesapları varsa onları takip edin. Onların yaptığı değişik postlara yorumlarda bulunun, beğenin. Tabii ki profesyonel anlamda söylüyorum. Kalkıp da kişisel olarak arkadaş olmanızı da kastetmiyorum. Ve böylelikle onların sizin isminizi tanımasına yardımcı olun. Belki bir konuda soru sormak için arayabilirsiniz. Bir insanın yazdığı bir makaleyi genelde bunlar paylaşırlar, bu hocalar sosyal medya hesaplarından okuyup onunla ilgili bir soru sorabilirsiniz. Yani sizin bu işle, meslekle ilgili olduğunuzu onlara göstermeniz lazım. İleride master'a başvurduğunuzda bu ilişkinin çok faydası olacağını sakın unutmayın. Şimdi nasıl bulacağız bu hem burslu olan master programlarını? Bakın Google'a ben şunu yazdım. Master of Business Administration Graduate Assistantships. Bu Graduate Assistantship nedir? Yani asistanlık. Bizdeki araştırma görevlisi gibi bir şey. Dediğiniz zaman gelin bakalım neler çıktı bir bakalım. Ben bunu yazdım. Bakın birincisi University of Arkansas Little Rock. Bu güzel bir üniversitedir. Burada örneğin işletme master'ından bahsediyorum şu anda. Gördüğünüz gibi bakın limitli sayıda asistanlıkların olduğundan bahsediyor. İlk önce kabul almanız gerektiğini söylüyor. Daha sonra başvurabileceğinizi söylüyor. Bakın neler veriyormuş size. Bu arada ben bu yayını canlı da yapmıştım. Orada sormuştum. Bu burslar neyi kapsıyor diye. Bu burslar şunları kapsıyor. Bakın tuition scholarship dediği okul ücreti. Eğer yarım asistanlık alırsanız okul ücretinin yarısını verirler. Tam asistanlık alırsanız tamamını verirler. Her üniversitede gerçi bu değişik olabilir. O yüzden bu web sitelerini kontrol etmek çok önemli. Burada gördüğünüz gibi bu devlet okulu olduğu için hem kendi normal bir şeyi var, okul ücreti var. Bir de dışarıdan gelen, Amerika biliyorsunuz eyaletlerden oluşuyor. Başka bir eyaletten gelen, değişik eyaletten gelen öğrencilere, uluslararası öğrencilere daha farklı bir fiyat uygulanıyor ki siz master'a burs aldığınızda sizin bu burs, yani okul ücretinizde bu burs karşılıyor. Aynı zamanda size de bir aylık ücret veriliyor. Tekrar ediyorum, yarım zamanlı olursa, 10 saatlik olursa okul paranızın yarısını, mesela 20 bin dolarsa 10 bin dolar onlar verir, 10 bin dolar siz verirsiniz ve size de aylık bir ücret verilir. Aylık ücret yarım burs için 500, 600, 700 dolar civarındadır. Gene değişir söylüyorum. Bunları kontrol etmeniz lazım ama çoğunlukla 5 ile 700 dolar arasındadır. Tam asistanlık içinde sizin
Okul ücretinin tamamını verirler. Size az bir kısmı kalır. Ve 1000 dolarla 2000 dolar arasında bir aylık alırsınız. Gene bana sordular bu para yeter mi diye. Hemen şöyle bir durdurayım. Bu para yeter mi diye. Şöyle söyleyeyim. Mütevazi bir yaşam için. Tabii kalacağınız yere de bağlı. New York'ta, Manhattan'da kalacaksanız 1000-1200 dolar belki kiranıza bile yetmeyebilir. Ama Kansas'ta, Oklahoma'da, Florida'da ne bileyim yaşayacaksanız bu para size rahatlıkla yetebilir. 500-600 dolar bir oda kirası verebilirsiniz paylaşarak bir evi. 700-800 dolarda da kendiniz yemeğinizi kendiniz yapmanız kaydıyla geçinebilirsiniz. Tekrar geri dönelim bizim örneğimize. Bu University of Arkansas'daydı. Hemen hatırlarsanız Google'a ne yazdım? Master of Business Administration, Graduate Assistantship diye yazdım. Yani asistanlıklı işletme masterları diye yazdım. Burslu. Bakın bir tane daha örnek var. Bu Illinois State University. Gene işletmede verdikleri asistanlıklardan bahsediyor. Bakın neler yaptığını söylüyor. Bu asistanlar neler yapıyor? Bu asistanlar iki tane ya da üç tane kategoriye sıralamamız mümkün. Birincisi araştırma asistanları. Bir hocaya araştırmayla ilgili yardımcı oluyor. Kütüphaneye gidiyor, kaynak topluyor, dataların analizine yardımcı oluyor, data toplanmasına yardımcı oluyor. İkincisi öğretim asistanlığı, teaching assistant dediğimiz bir hocaya derste yardımcı oluyor, ödevlerin okunmasına yardımcı oluyor, sınavları vermesine gözetme olarak yardımcı oluyor, slaytların hazırlanmasına yardımcı oluyor. Bunun gibi birçok işler var. Bir de üçüncüsü de diğer işler dediğimiz yine akademik oluyor. Mesela bir hoca dergide editörlük yapıyorsa, örneğin ben 3 tane dergide editörlük yapıyorum ve bu konuda bir asistanım var. O dergilerle ilgili bana yardımcı oluyor. Konferans yapımında yardımcı oluyor. Üniversitenin kendi idari işleri olanlar var. Onlarda yardımcı olan asistanlıklar var. Yani size bir iş veriyorlar. Haftalık 10 ya da 20 saatlik. 10 saatlik iş yarım bursa tekabül ediyor. 20 saatlik iş de full bursa tekabül ediyor. 20 saatlik de yani yarı zamanlı oluyor. Aslında biz ona full asistanlık diyoruz ama yarı zamanlı oluyor. Yani birçok imkan var. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Bu asistanlık size hem böyle bir maddi faydası varken hem de manevi olarak çok iyi işleri öğrenmenize, hocalarla yakın ilişki kurmanıza, onlardan bu yaptığınız yardımlar sayesinde birçok şeyi öğrenmenize de faydalı oluyor. Hemen başka bir örnek. Gene işletmeden Illinois, Eastern Illinois University. Gene bunlar tek yaptığım Google şeyinin sonuçlarından bahsediyorum. Diyelim ki psikoloji okuyorsunuz. Psikolojiden master yapmak istiyorsunuz. Aynısını yazdım Google'a. Master of Psychology, Graduate Assistantship. Bunu yaptığım zaman gelin bak birkaç tane örneğe bakalım. St. Michael's College. Bunlar hep böyle araştırma yapmak gerekiyor. Bunların hem araştırma yapacaksınız hem de hocalarına bakmanız gerekiyor. Bunları da takip etmeniz gerekiyor sosyal medyadan ya da web sitesinden. Onların yaptıkları makaleleri okumanız gerekiyor. Onlarla ilişki kurmanız lazım. Mesela bu makale hakkında okuduktan sonra sorular sorabilirsiniz, yorumlar yapabilirsiniz. Bunlar uzun süreli işlerdir. 1-2 yıl sürebilir. Bu ne olur? Siz master'a başvurduğunuzda o insanın sizi tanımasını ve komitede demin 5 tane şeyden bahsettik ya, komitede sizin başvurunuz konuşulurken sizin hakkınızda ben bu çocuğu, kızı, olanı neyse tanıyorum demelerine sebep olur ve sizin hakkınızda olumlu bir sonuç verir. Bakın burada da yine yazıyor bu şeyde. Bu psikolojiden bahsediyoruz. Gene size tuition yani okul ücretini vereceğini ve aynı zamanda bir maaş bağlanacağını, stipend'da bir maaş. Çok yüksek olmayan bir maaş. Tabii bu okullar için de iyi bir şey. Ucuza sizin gibi güzel bir beyni kullanmış oluyorlar. Gene psikolojiden başka bir örnek. Missouri State. Bu arada bunların hepsini ben Google'da yaptığım aramayla buldum. Burada da yine bir sürü şeyler var. Montclair State University. Gene aynı şekilde bakın GA dediği Graduate Assistantship demek bu. Yani asistanlık ya da araştırma görevli diye çevirebiliriz Türkiye'ye. Diyor ki hocalara diyor hem şeyde araştırmalara yardımcı olacaklar hem de kendilerinin için güzel bir araştırma ajandası kurmalarına ileride doktoraya başvurduklarında çok faydalı olacağından bahsediyor. Şimdi bir tek bunlar mı? Bir de inşaat mühendisliğine bakalım. Civil Engineering. Aynı şeyi yazdım yine Google'a. Master of Civil Engineering, Graduate Assistantship diye yazdım. Bakın Southern Illinois University. Yine asistanlık veriyor, şeylik,
yani araştırma görevliliği veriyor bu konuda civil engineering yani inşaat mühendisliğinde başka bir okul gene inşaat mühendisliğinde hem de çevre mühendisliğinde gene asistanlık veriyor. Bakın burada yazıyor aynı şekilde bir sürü bunun gibi yüzlerce okul var. Benim üniversitem olan Güney Florida Üniversitesi de aynı şekilde çevre mühendisliği bölümünde burs vermekte, master bursu vermekte asistanlık olarak. Bu arada fellowship diye bir şey var. Asistanlığın biraz daha farklı cinsi. Yine bunda da bir şeyler yapıyorsunuz ama daha ziyade sizden çok fazla bir hocaya yardım etmeniz beklenmiyor. Onun yerine araştırma yapmanız bekleniyor. Bunda da mesela yine aynı şekilde Google'da aradığım zaman Columbia Üniversitesi'nin MBA Fellowship olduğunu görüyorum. Yine bunlara da başvurabilirsiniz. Örneğin bu Florida State Üniversitesi yine benim bulunduğum eyaletteki bir okul. Gene bir sürü hem fellowship hem de assistantship yani araştırma görevliliği ve burs olarak vermekte. Bütün bunlar yapılması lazım. Şimdi benim size tavsiyelerim, öğrenci kardeşlerime tavsiyelerim. Eğer üniversitenin birinci, ikinci, üçüncü sınıfındaysanız ya da dördüncü sınıfındaysanız belki birinci adım sizin için geç olabilir ama şöyle bir şey, beş adım Amerika'da burslu olarak master yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şeylerin birincisi üniversitedeyken notlarınızı iyi tutun. 4 üzerinden 3 ve üstünde getirmeye çalışın. Eğer bu 3'ün altındaysa dünyanın sonu demek değildir ama 3'ün üzerindeyse çok fazla faydalı olur sizin için. Master yapmak istediğiniz okulları önceden araştırın ve belirleyin. Demin yaptığım gibi benim. Google'a yazın mesela. İnşaat mühendisisiniz, inşaat mühendisi master diye yazarsanız Google'a bir sürü okul çıkar ve bunlardaki hocaları, özellikle çalışmak istediğiniz alanda çalışan hocaları takibi almanız çok faydalıdır. Onların yaptıklarını okumanız, konferansların YouTube kanalları olabilir, Facebook kanalları olabilir, Instagram olabilir, Twitter olabilir. Onlarla yaptıklarından kendinizi zaten bunları okuduğunuz zaman hem hocayı tanımış olacaksınız hem de kendinizi de geliştirmiş olacaksınız. Ondan sonra buradaki hocalarla iletişim kurun, iletişimde bulunun. Sosyal medyayı kullanarak yani uyduruk şeylerle, hiç böyle alakasız şeylerle saçınız ne güzel olmuş, elbiseniz çok iyi olmuş gibilerinden değil de onlarla ilgili profesyonel ortamda yaptıkları iletişimlere, postlara yorumlarda bulunun. Tabii bu belli bir yıllar sürecekle ilgili bir olay ve isminizi bu insanın bir şekilde bilmesine faydalı olun. TOEFL'dan gereken skoru alın. Bunu yaparken illa böyle bir hazırlığa gitmenize gerek yok. Tabii çok faydalı öyle olursa. Eğer hazırlık yapabilirseniz, hazırlık okuma imkanınız varsa kesinlikle pas geçmeyin. Bazı okullarda tercih olmuş artık. Muhakkak onu yapın. İngilizcenizi geliştirin. Ben hiç İngilizce bilmeden 6 ayda TOEFL'dan gereken skoru alan insanlar tanıyorum. Devamlı muhakkak İngilizce günlük olarak dinleyin. Yani görsel de olabilir ama en azından dinlesel bir NPR diye bir radyo kanalı var mesela National Public Radio. Devamlı çok fazla müzik olmaz orada. Devamlı konuşma olur BBC gibi. Bunları devamlı anlamasanız bile dinleyin. Her gün 1-2 saat en azından. Spor yaparken bulaşık yani müzik dinlemek yerine bunu yaparsanız İngilizcenizin geliştiğini göreceksiniz. İlk zamanlar belki bir şey anlamayacaksınız ama o sizin kulak dolgunluğunuzu sağlayacak. Bu arada tabii ki çalışmanız da lazım. Belki hazırlanmanız lazım. TOEFL'la ilgili birçok hazırlık kitapları mevcut. İnternet üzerinde de mevcut. Bazıları bedava, bazıları ücretli. Bunlara muhakkak yatırım yapın. Özellikle birinci, ikinci sınıftan itibaren GRE ya da GMAT sınavı için hazırlık yapın. En azından bir yıl önce alın bunları. Bu sınavlara en az 6 ay gibi bir süre hazırlanmak gerekmektedir. En az da 5-6 üniversiteye başvurun. Çünkü bir tanesinden kabul almazsanız diğerinden alabilirsiniz. Ya da bazı durumlarda da 2-3 üniversiteden kabul alırsanız bu üniversiteleri birbirleriyle kapıştırıp daha da iyi fırsatlar almanız mümkün olabilir. Umarım bunlar yardımcı olmuştur. Bana çobanol.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube'dan da değişik kanallarım var. Oralardan da ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de çok güzel bizim beyinlerimiz var. Hepsi çok değerli insanlar. Amerika gibi bir ülkede kendi paranızla değil de Amerika'nın imkanıyla okumanız mevcut.
Bu söylediklerimi yaparsanız kabul almanız çok büyük bir olası. Dolayısıyla hem annenize, babanıza hem de ülkenize yük olmamış olursunuz. Amerika'nın imkanlarıyla okursunuz. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönersiniz. Dönmeseniz de burada kalsanız da bu Türkiye için büyük bir kazanımdır. Çünkü bizler burada Türkiye'nin bir turizm, kültür, sanat, politik elçileriyiz. Her konuda memleketimize buradan da dünyanın her yerinden insan kendi memleketine hizmet edebilir. O yüzden bunu bir hani beyin göçüne teşvik olarak algılamayın. Ama şöyle söylemek istiyorum. Bu ülkenin de nimetlerinden yararlanmak lazım. Tabii Amerika güllük gülistanı mı? Değil. Birçok problemli yerleri var ama siz en iyileri olan eğitim bunlardan bir tanesini alıp kendinizi ve memleketinize hayırlı olmanın yollarına bakın. Tekrar Florida'dan size sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.